dedemden miras kalan bu zanaatın üzerine Güney Afrika'da Master Cutter diplomasıyla meslek hayatıma profesyonel olarak başlamış oldum. Dedem Suriye Halep bölgesinde bir Ermeni ustanın yanında telkerli ustası olarak yetişiyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Mardin'e geliyorlar. Mardin'e geldikten sonra telkerli sanatını Mardin'de devam ettiriyor. Daha sonra babam İstanbul'a geldiği zaman pırlanta işiyle uğraşmaya başlıyor. Elmas geldikten sonra tablasını açarım. İçindeki potansiyeli keşfederim. Kendime bir yol haritası belirledikten sonra tespit ettiğim kusurları onarırım. Daha sonra açı yüzeylerini yani fasetleri taşın yüzeyini işleyerek sonuç alırım. Bütün bu işlemlerin sonucunda kusursuz bir pırlanta elde ederim. 231 karat, radyan kesim. Rengi ise vivid yellow. Bu pırlantanın sarı olmasının nedeni ise elmas doğada bulunduğu elementin rengini alır. Nitrojen elmasa sarı rengi veriyor. Boron grilik ve maviliği verir. Karbon molekülündeki deformasyon ise elması kahverengi ya da pembe yapar. Elmasa yeşil rengi veren etken ise radyasyondur. Güney Afrika madenlerinde zaten nitrojen çok fazla bol olduğu için sarı renkteki taşlar yoğunlukta. Pearl shape, damla şekli. Kimberley madenini özetle geçmek gerekirse gerçekten dünyadaki en kaliteli elmas madeninin bulunduğu ikinci ya da üçüncü yatak diyebilirim. İşlediğim elmaslarda öğrencilerim gibi hepsi kendi gizli potansiyeli ile gelir. İçlerindeki potansiyeli en iyi biçimde açığa çıkarmak benim bu işteki en büyük motivasyonum.